sizlerle olduğunuz sürece, yüzünüz gülümsediği sürece yolculuğumuza devam edeceğiz. Bu hafta yine ATV ekranlarında, yine Baykuş Show'da sizlerle birlikteyiz. Herkese selam olsun diyoruz ve baykuşunuz sımsıcak yuvalarınızda sizlerle. ATV ekranlarında şimdi Baykuş Show başlıyor. Gel Mustafa, gel. Efendim? Biz de yapacağız. Ne yapacaksın? Biz de konuşacağız. Sen de mi konuşacaksın? Ana ne güzel. Konuşacak. Baban, valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen yani evin reisi gibisin yani. Sen konuş. Sen konuş Mustafa, bak sen konuş. Hadi. Merhaba babacığım. Merhaba. İyilik. Yani o babacığım dedi, ben de babacığım diyorum. Babam. Aslan babam. Git demesi gerekiyor. Oğulların dillerine tercüman. Gel anam babam. Dinle. Gel buraya anam babam. Ay, anam gel. Ne haber Mustafa'cığım? İyi misin? Ben Alaaddin. Mustafa bu. Allah Allah. Mustafa o. Evet. Ben tam benim için Mustafa'sın baba sen yani. Canın sağ, canın sağ olsun. Sana Mustafa demek geliyor işte. Tamam canın sağ olsun. Tamam Mustafa'cığım. O da babamın adı, sağ ol. Bah, bitti bak işte yani. Aynen öyle. Yani ha Mustafa ha Alaaddin. Farkı ne yani? İkisi de güzel isim. Ha, sen Alaaddin'sin ama. Evet. Vay be. Vay böyle hani böyle sihirlenmen falan olmasını ister miydin? O zaman mı koymuşlar? Bu Alaaddin'in sihirlenmesini izleyip mi koymuşlar? Yoksa başka bir anısın var bu işin? Yok baba. Merak ettim ya. Evet, hani tamam. Çünkü yani bir yanında lamba, bu Alaaddin'in sihirli lambasıyla gezecek bir şey de var sende. Yakışır yani. Aa, böyle lambayı böyle hani şeyi okşayıp böyle bir oradan Alaaddin'in sihirli lambası böyle bir şeyler çıksa. Galiba yanlış hatırlamıyorsam babam rüyasında görmüş. Sihirli lambadan mı filan böyle bir şeyler rüyada görüyor. Bak bak ben anladım ya, ben anladım. Alaaddin isminin bir bağlantısı olduğunu anladım ben yani. Bak, Alaaddin'in sihirli lambasıyla bir bağlantı var. O lambayla mı bağlantı vardı? Bence öyle görmemiştir ama olabilir yani, olsaydı da iyi olurdu yani, kötü olmazdı. Alaaddin ya. Evet. Vay. İyi Alaaddin'ciğim benim. Ailenle geziyorsun, sevdiklerinizle, ne güzel. Sizin adınız Selahattin miydi abi, neydi? Hasan. Hasan nasılsın? Teşekkürler. Geziyorsunuz. Geziyor, dolaşıyor. Alaaddin'i tanıyorsun değil mi? Benim kayınçom olur. Kayınçom olur. Kayınçom. Ana ne güzel, ne güzel Hasan abicim. Çocuklarınızla hepiniz hep beraber. Onlar da bizi çekiyorlar bu arada. Siz de şimdi niye geliyor? Kaçmayın, buraya gelin. Neden gidiyorsunuz? Gitmiyorum, sizi çekiyordum onun ben için. Ben sizi evet. Çekeyim. Geziyorsunuz eşlerinizle. Evet, geziyoruz. Ana ne güzel, ne güzel. Alaaddin'in eşi nerede? Benim. Sen misin? Evet. Diye düşündü birden böyle. Alaaddin eşi, kimdi acaba, ben miydim? Alaaddin, evet. Lambaya taktın sen galiba, lambada kaldın. Yok siz taktınız, ben takmadım. Niye takmıyorsun ya? Sen niye sen merak etmiyorsun ki kocanın lambayla bir alakası var mı? Yok, babası? Alakası yok, babası hiç mi yok rüyasında yani? Görmüş. Hı. Öyle doğunca da koymuşlar. Bak sen bunu biliyorsun, babası evet, rüyasında biliyorum. Görmüş. Peki evet. Yenge ismin neydi? Dilek. Dilek. Peki Alaaddin biliyor mu senin ismini, niye Dilek koyduklarını? Dur bir dakika, kımıldama. Bak sen biliyorsun babasının rüyasında gördün değil mi? Evet. Sen biliyorsun kardeşim yani. Alaaddin sen biliyor musun niye Dilek koyduklarını? Vallahi beni kötü yakaladı. Bilmiyorum. Ha, Alaaddin'e bak işte. Sen ta rüyasına kadar biliyorsun. Evet. Ama senin ismini niye Dilek koymuşlar? Alaaddin bilmiyor. Bilmiyor. Beni de babam koymuş. Hiç yakıştıramadım yani. Bak öğren. Öğren, daha yeni öğreniyorsun. Ya kaç yıllık evlisin? Biz 15. 15 senedir evlisin. Ve eşinin adının Dilek olduğunu neden bilmiyorsun? Bak ben biliyorum ya, ben biliyorum. Daha dün gördüğü kardeşi biliyor. Sen daha 15 yıllık eşsin, bilmiyorsun ya Alaaddin ya. Allah seni var ya Alaaddin, o lambanın içinde. gülen yüzünüz daim olsun. Hepiniz şöyle gelin, kameralarımıza karşı bir el sallayalım. Efendim Baykuş Show'da sımsıcak muhabbetler devam ediyor. Alaaddin sihirli lambası yok ama güzel bir ailesi var, sevdikleriyle. Tabii önce hanımefendilerden ama önce küçüklerden başlayacağız. Merhaba güzel kız. Merhaba. Adın ne senin? Yara. Ya? Ren. Ren.
Niye sen ya dedim ren dedim böyle. Ya ren. Evet, evet. Ren. Kardeşin adı Yade. Ha kardeşin de adı Yade. Evet. Benim de Yasemin. Sizin ya ile alakalı ne şey koymuşlar ya neden? Mesela ya. Çünkü babam ya deyince hepimiz makyajları bırakıp aşağı ineceğiz. Allah Allah evde kural mı var öyle? Ya deyince hepiniz makyajı bırakıyorsunuz. Aşağı iniyoruz. Üç kız olarak bırakıp aşağı iniyoruz. Ah kardeşim Allah kolaylık versin sana da olsun. Üç tane kız var. Öyle evet. Yani üçü de annesine çekiyor. Evet burası öyle. Biraz öyle değil öyle ben senin derdini anlıyorum kardeşim. Üçüyle anlıyorum kardeşim anlıyorum. Sağ ol sağ ol. Onları çok seviyorsun ama işte. Yapacak bir şey yok. Demek evde baban ya deyince üçünüz birden aşağı iniyorsunuz. Evet. Gider misin ya diye. Ya. Ne güzel ne güzel diyoruz efendim. Bizler muhabbetimize devam ederken memleket nere diyoruz? Trabzon. Trabzon. Ne düşünüyorsun sen yani M. Çünkü ben Sakaryalıyım onu ne diyeceğimi düşünüyorum. Kusura bakma sen Sakaryalı. Ben Sakarya ve Trabzon'um. Sakarya ve Trabzon karışık olamaz. O zaman. Yani hemen ya 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 ya'yı unutma. Sakaryalıyım. Hayır diyemezsin ki Sakaryalı. İşte bak gördün mü kardeşim bir kadın ve evde üç kız. Evet. Ve iki kızını nasıl etkiliyor? Etki aldım. Size bakan babanız. Evet. Her şeyi yapan babanız. Ne oldu yani? Ama Sakarya'da oturuyoruz. Orada oturabilirsin. Tanıştık. Kardeşim oturabilirsin. Ben oralıyım yani orada doğma. Kardeşim nereli olursanız olun bana ne Allah Allah. Adam Trabzonlu. Tebrik ediyorum seni. Adamı da hanım köylü yapmış. Ayyur. Ne demek? Öyle ama abi. Sormuşlar nerelisin demiş ki abi daha evlenmedim. Evlendin o yüzden kardeşim Trabzonlu kardeşim. Sakarya'da yol olduk. Sakarya'da. İşte Sakarya'nın neyi meşhur? Pancarı. Köftesi. Bir de süpürgesi var Adapazarı evet, Sakarya. Evet evet. O süpürgeyle bir seni şöyle baban. Nerelisin abi? Ya baba beni boş ver. Ben mi derlim abi? Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sen hanım köylü olmuşsun zaten. Hepiniz Sakaryalısınız. Evet, evet. Nereliymişsin? Sakarya. Sakaryalıyız. Sakaryalı. Aslında Trabzonlu ama işte evlendi hanım köylü oldu. Fotoğraf çektirecektik. Evet. Baykuş Şov'a çekiliyorsunuz. Evet. Adın ne? Sıla. Sıla. Evet. Senin adın ne? Elvin. Evin. Elvin. Elvin. Evet. Tam niye yani evin olamaz mı yani? Ha Elvin, ha evin. Anlamı ne? Elvin. Gökkuşağı. Gökkuşağı. Evet. Elvin Gökkuşağı. Senin isminin anlamı? Bilmiyorum. İsim neydi? Sıla. Esra, Sıla. Sıla. Sıla'nın anlamını bilmiyorsun. Hı. Peki nereden geliyorsunuz? Berlin'den geliyorsun. Ha Berlin'den geliyorsun. Evet. Ana ne güzel ne güzel. Berlin mi güzel burası mı güzel? İkisi güzel. İkisi de güzel diyorsunuz. Geziyorsunuz şimdi. Evet. Siz kardeşsiniz. Evet. Anlaşıyor musunuz? Evet. Sıkıntı yok. Birbirinizi seviyorsunuz. Evet. Ya bak şimdi el ele bir tutuşun. El ele. İki kardeş hiçbir zaman birbirinizin elini bırakmayın. Hep böyle gülümseyin tamam mı? Tamam. Hep gülün ama hiç bu el ayrılmasın birbirinizden. Yarın bir gün büyüyeceksiniz, evleneceksiniz, yuva kuracaksınız. Bakın şimdi Reyhan ve nişanlısıyla röportajımızı yapacağız. Onlar da röportajın sonunda el ele tutuşacaklar. Yarın bir gün siz de bir delikanlının elini tutacaksınız. Belki annenizden babanızdan ayrılacaksınız. Evet. Ne kadar heveslisin hemen büyüyüp de evlenmeye. Çok. Onlar da el ele tutuşacaklar. Siz de el ele tutuşacaksınız tabii ki. Ve hiçbir zaman ellerinizi bırakmayın tamam mı? Tamam. Hadi bakalım diyoruz. Reyhan'la nişanlısına mikrofon ve sevdiklerini uzatıyoruz. Vay kardeşlerim gelmiş. Yakışıklı kardeşim benim. Merhaba abi hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyiz abi Allah'a şükür. Sizler vay, nasılsınız? Vay 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 benim güzel kardeşlerim benim. Adın ne? Reyhan. Reyhan. Hepiniz ne oluyoruz? Nişanlım kardeşim. Nişanlın kardeşin. Görüncem. Hangisi görümce? Bu görümce. Ya seviyor mu görümceni? Bak doğru. Tabii ki, tabii ki. Hakikaten seviyor. Reyhan seviyor mu? Evet. Sıkıntı yok, yok. Dedikodu yok. Yok çok. Görümcen arkanda mı senin? Arkamda. Yani şu an röportajda olduğu gibi her zaman arkamda. Arkamda. Vay be sen seviyor musun Reyhan'ı? Hakikaten. Evet. Ne güzel ya. İşte böyle sevelim birbirimizi ya. Mesela senden nişanlını seviyorsun değil mi?
kardeşim? Seviyorum abi ya. Yani ben de sizi seviyorum yani. Siz de beni seviyor musunuz? Seviyoruz abi. Tabii diyorsun? Canım yani sevmeseler gelirler Baykuş abi yanlarına ya, değil mi? Aynen. Canım kardeşlerim ben. Hep seviyorum beni ya. Sen de seviyorsun değil mi? Seviyorum abi. Ne kadar sev? Çok seviyorum. Ne kadar söyle canım? Dünyalar kadar abi. Vay kardeşim senin yalanını. Dünyalar kadar olmasa da bilmiyorum. Dünyalar o niye sevemez misin ya beni dünyalar kadar yani? Sevebilirsin tabii. Severim abi. Severim tabii canım. Da. Eyvallah ben de sizi seviyorum. Eyvallah. Düğün ne zaman? Düğün seneye 10. ayın 26'sı inşallah. Peki evlilik teklifi ettin mi? Ettim. Ettin. Ettim. Ne yaptı Reyhan? Böyle hayalindeki güzel bir şey mi yaptı? Çok şükür. Yaptı yani. Yaptı. Wow dedin mi böyle? Dedim dedim. Vay be. Ne yaptın kardeş? Ne yapmadım ki abi bunu sor. Ne yapmadın? Aynen. Ne yapmadın? Ne yapmadın mesela? Her şeyi yaptım. Elimden gelen her şeyi yaptım evet. Vay be sevgili izleyenlerim şimdi kardeşimiz Reyhan'ı o kadar seviyor ki röportaj yaparken bile bana bakmıyor Reyhan'a bakıyor yani. Sevgi bu işte bak mesela öyle değil mi kardeşim? Aynen abi. Mesela siz de beni o kadar çok seviyorsunuz ki bana bakıyorsunuz yani. Ama o Reyhan'a bakıyor. Yani bana niye baksın ki? Baksana bana desem niye baksın? O Reyhan'a bakıyor yani. Ne olursa öyle olsun abi, sen Reyhan'a bakarsın. Öyle abi haklısın. Fotoğraf bile çekilirken gene Reyhan'a bakarsın. Evet, makineye bakmasın. Makineye bakmam abi. Şu an bak hala Reyhan'a bakıyorsun. Tabii. Çünkü varsa yoksa Reyhan. Aynen. Yani şuraya annesini koyalım, babasını koyalım gene Reyhan'a bakar. Öyle haklısın. Gerçekten de çok nankör bir evlatmışsın. Niye abi? Oğlum annem babam var burada lan. Reyhan'a niye bakıyorsun? Nişanlın yani daha hayatına dün girdi ya. Ya öyle... Yine de yani öyle şey olmaz. Şaka yapıyorum gel buraya. Tabii ki eşine bakacak ama annesine de babasına da ayrı güzellikle bakıyor değil mi? Reyhan sen de öyle bakıyorsun zaten. Tabii ki her zaman. Hadi böyle güzel gözlerinizle hep birbirimize güzel bakın diyoruz. Reyhan'a bir şey diyeceğim mi? Reyhan seni seviyorum. Ay. Ben de çok seviyorum. Birbirinizi hep sevin ve bu eller de hiçbir zaman ayrılmasın diyoruz. Onlar nişanlılar, yakında evlenecekler ve mutluluklar diliyoruz Baykuş Show'da. Fotoğrafımızı çekiliyoruz, muhabbetimize de devam ediyoruz. Babacım ne haber? İyilik, sağ olsun. Nasılsın abi? Çok teşekkür ediyorum. Siz de hanımefendi şöyle gelirseniz. Gel Cansu. Hanımefendiyi de yanımıza alalım. Cansu Hanım neyiniz? Kızım. Kızınız. Ana, evet. Ne güzel, ne güzel. Genç bir babanız var. Tabii canım. Yani yan yana gezerseniz tanımayanlar ne der? Kızı mı der? Kızı. Kızı der tanımayanlar. Tanımayanlar. Sen de gençsin maşallah ya. Yaş kaç baba? 49. 49 senin? 28. 28. O erken sen o zaman erken ya. Evlendin. Ben 17 yaşında evlendim. 17 yaşında iyi yaptın. Evet. Babanla resim çekildik. Şimdi senle de çekileceğiz. Evet. Hadi bakalım diyoruz. Gel resmimizi çekilelim. Çek beni baba dedi. Çek kızını babası Baykuş abisiyle fotoğraf. Çekildik. Bunları hatıra olarak saklayacaksın aynen. Tabii ki. Her zaman. Albümünde kalacak. Televizyonları da görüyoruz falan. Eyvallah. Diyorduk inşallah Ağustos'ta yakalarız. Ama burada yakaladınız diyoruz burada ve yakaladık. Kameralarımıza el sallıyoruz. Baykuş Show devam ediyor. Sadece resim çekilmek evet, istiyorsun. Resim. Televizyona çıkmasa. Evet. Niye? Olur. Konuşacak bir şey yok diye mi? Heyecan mı? Evet. Heyecanlanıyorsun. Gel bakayım şimdi bak bu buraya geldi kameranın önüne. Siz de gelin kardeşlerim böyle gelin. Yok yok onlar gelmesin. Allah Allah. Oha onlar gelmesin. Seni ben çıkayım diyorsun şimdi bir de. Vay 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 efendim vay. Kardeş misiniz? Yok değilim. Arkadaşsınız. Hı-hı. Ne güzel. Kaç yıllık arkadaşlığınız var? Daha yeni başladı. Yeni başladı. Birbirinizi yeni tanıyorsunuz da. Evet. Ne kadar? Yani süre söyleyemem de yani yeni tanış. Ha yeni tanışıyorsunuz ama. İyi hadi bakalım yeni arkadaşlar. Her zaman yan yana olun uzun yıllar devam eden inşallah. Amin inşallah. Az önce mi tanıştınız? Yok. Oldu mu bir sene falan? Bir sene falan oldu. Ha yani. Bir sene tamam tamam. Ama birbirinizi seviyorsunuz belli. Evet yani. Seviyoruz. Hadi bakalım diyoruz. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok diye mi hani böyle ne konuşacağız falan mı dediniz?
Acaba ondan mı? Yo, biz orada oturuyorduk, sizi gördük, resim çekmek istedik, o yüzden geldik. Tamam biz resmimizi çektirelim şimdi. Bak bir tane de abimizle konuşacağız. Ya ne konuşacağız diyor, heyecanlıyım diyor. O da resim çektiriyor. Hiçbir şey yok konuşacağımız ama. Koca bir hiç konuştuk. İzleyelim, onu izleyelim. Efendim anlamadım. Yok. Sadece fotoğraf çektirelim. Evet. Röportaj falan yapmayalım. Yok. Neden? Hani böyle heyecanlı, ne konuşacağım? Biraz heyecandan, biraz da konuşacağımı bilmiyorum. Ne konuşacağını bilmiyorum. Yani şimdi sen haklısın aslında. Yani ben sana hak veriyorum abi. Şimdi sen geldin Baykuş'un yanına, fotoğraf çektirebilirsin. Ama ne konuşacaksın yani? Ne konuşacaksın sen benden? Konuşacağımız konu var mı? Yok. Hayır. Yok yani. O yüzden de röportaj yapmak istemiyorsun yani. Mesela bu kadar insanın benden konuşacak neyi var ki? Bu kadar seyircimizin bir şey var mı? Yok. Yok. Senin de. Yok. Ama çıkıyor işte. Bak konuşuyoruz da benden beri yani. Çıkabiliriz mutlaka. Yani çıkıyor ama değil mi? Evet. Değil mi? Evet. Bak çıktı işte. Ne konuştuk biz şimdi? Hiç. Hiç. Yani biz zaten hep hiç konuşuyoruz sevgili izleyenlerimiz. Muhabbet ediyoruz. Boş mu konuşuyoruz? Hayır. Ama konuştuğumuz neydi? Hiç. Hiç. Hadi bakalım. Hiç. Dönemler bu yoldan, eminim bu da biter. Bir geri gelir, usanıp yine geri gider. Bana mı dedin? Tabii ki sana değil kuzen. Bu deli düzen ama hayat böyle daha güzel. Havadım sağa solu. Dediler deli mi bu? Suçumu kabul edemem, önce git delili bul. Ne demek seni bu? Merhaba. Ne diyeceksin? Küçük Selda. Küçük Selda mı diyeceksin? Yerim ben seni, yerim. Alacak mısın ATV'nin mikrofonunu? Senin televizyonun bu ATV. Neyiniz oluyor? Torunum. Ha. Torunum oluyor. Sizin torununuz. Evet. Çok dikkatli soruyorum çünkü sevgili izleyenlerim hakikaten çok pot kırıyorum. Çocuğunuz diyorum, ondan sonra torun çıkıyor. Başka potlar kırıyoruz o yüzden torunum. Torunum. Evlat? Dört tane evladım dört tane var. Ne güzel. İkisi orada saklanıyorlar. Evet. İsmi Azra evet. Ama Selda diyecekti demedi. Evet. O zaman Azra şöyle bir el sallasın kameraya. Bay bay dedik. Fransa'dayız ve Talas Prestige Auto'dayız ve yanımızda sevgili Yasin kardeşimiz var. Yasin kardeşim merhabalar. Merhaba Baykuş kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk diyoruz. İşte genç, başarılı böyle kardeşlerimizi gördükçe bizler de gururlanıyoruz. Sevgili Yasin, araba işi var. İnşaat sektörü var, nakliye var, klima işi var. Bunlardan bahsedeceğiz şimdi. Şu an bulunduğumuz yer Makon ve neresi? Şu anda Makon merkezdeyiz. 69 Route de Lyon. Yani bütün araba galerilerinin bulunduğu bölge yani. Araba galeri işini kaç yıldan beri yapıyorsun? Araba galeri işine aşağı yukarı 15 yıl oldu. İşte usul usul bugünlerimize geldik. Evet. Allah'ımıza şükürler olsun. Yavaş yavaş 15 yıl geçti. Aynen. Makon'da Prestige Auto, Talas adı altında. Zaten internette Talas Auto Prestige deyince. Talas Prestige Auto. Yani Talas yazdın mıydı? Makon, M-A-C-O-N. Çıkıyor yani arabalarımız görünüyor. Ve şimdi araba galeri işinden başka işlerin de var. İstersen bunlardan biraz bahsedelim. Klima işine girdik. Yani şöyle diyeyim, aşağı yukarı birkaç yıldır işte bu işin üzerine eğildik. Bildiğiniz gibi iklimler ısınmak üzere, yani dünyayı biliyorsunuz sıcak artık. Yani Almanya, Fransa, bütün ülkeler çok sıcak bir yaz geçirdiğimiz için işte bu klima işi aklımıza geldi. Biraz da talep oluncuk tabii ki bunun üstüne eğildik. Ve Avrupa ve Fransa distribütörü şu anda. Olefini markanın distribütörüyüz. Klima sektöründe varsın artık. Evet. Bu da önemli bir sektör aslında. Yani Fransa'da özellikle de çok inşaatçı arkadaşlarımız var. Evet, restoranlara, kafelere, evlere klima lazımsa markanın adını alalım. Olefini.
Olefin'i 3. havalanda soğutma, işte klima bütün işlerini yapan firma. Aynen. Bir dünya markası, önemli bir firma. Aynen. Carrier ve Olefin'i, yani bugün bilinen bir markalar yani. Artık bu markayı da Avrupa'ya tanıtmak istiyoruz biz. Evet, dispiratörlük almak isteyenler, yeni inşaat yapanlar, evine klima isteyenler adrese teslim yapıyorsunuz. Aynen, montajla birlikte garantili. Sevgili izleyen, klima mı lazım evinize? Ne kadar lazımsa iş yerlerinize veya atıyorum binanıza sevgili Yasin kardeşim bunu temin ediyor ve Avrupa'ya da bayilikler verilecek. Aynen. Yani isteyenler olursa yani bu konuda bayilik verebiliyoruz, yani istedikleri şehre yani görüşebiliriz. Klima işi haricinde de bir işte daha varsın, o da dünyanın dört bir yanına da kargo. Avrupa'nın her tarafına kargomuz var. Kapı, pencere, ondan sonra karlaj, mobilya, iş mobilyası, ev mobilyası, aklınıza ne gelirse inşaat sektöründe biz yardımcı olabiliriz. Evinize teslim yani. Bana ulaşmak için Talas Prestige, yani Prestige 8 gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Bu mail adresimiz. Veya +33 6 17 07 22 91'den ulaşabilirsiniz. Evet sevgili izleyenlerimiz, veya Google'a ne diye yazacaklar? Talas. Talas Prestige yazdım mıydı? Macon. Buradan istediğinizi bulursunuz yani. Evet, araba lazımsa araba diyoruz sevgili izleyenlerimiz. Klima lazımsa bayilik veriliyor. Veya Türkiye'nin herhangi bir yerinden dünyanın herhangi bir yerine kargo işiniz varsa büyük küçük fark etmiyor. Onu da hallediyorlar dedik. Evet sevgili izleyenlerimiz, mutlaka o hayalleri gerçekleştirmek için çok çalışmak lazım. Düzenli bir işiniz olması lazım. Düzenli bir de yuvanız olması lazım tabii ki. Her erkeğin arkasında da bir araba olmaz. Bir büyük kadın olur. Bir bayan olur. Sol tarafımızda da yengemiz de burada. O bizi çekiyor. Biz de onu böyle bir çekelim, böyle el sallasın yenge bize. Tabii ki dediğimiz gibi her başarılı erkeğin arkasında bir araba olmuyor. Bizim daha şu an yani ama araba varmış gibi gözüktü. Ama yenge var. Evet. Çocukları var, sevdikleri var. Allah gönlüne göre versin. Amin. Hep böyle başarılı ol. Hep yüzünüz gülsün. Evet, abilerime, büyüklerime, küçüklerime sizlere şunu söylemek istiyorum. Biz burada güçlü olmamız lazım. Her şeyden önce güçlü oldukça yani bizim ülkemiz de güçlü olur. Yani oraya muhakkak yatırımımızı yapmamız lazım. Yani elimizden geldiği kadar dediğim gibi güçlü olmamız lazım. Biz güçlü olursak birlikte güzel oluruz. Aynen. Ülkemiz de büyür. Avrupa'daki Türkiye'de de büyürüz. Söz sahibi oluruz Avrupa'da. Zaten dünyayı biz yönettik. Aynen. Yüzyıllarca. Aynen aynen. O yüzden de sevgili izleyenlerimiz çok çalışmak lazım. Her şeyi düzenli, güzel yapmak lazım. Türkiye denince akla güzellikler gelsin diyoruz. Ve senin gibi güzel kardeşlerimizin de Avrupa'da, dünyada çoğalması dileğiyle. Teşekkür ederim Bakış kardeşim. Evet, sevgili Yasin kardeşimizin yanındaydık. Macon'daydık. Ve ona çok teşekkür ediyoruz. Ve tüm işlerinde başarılar diliyoruz.